Altınordu ilçesinin Selimiye mahallesinde pazarda tezgahtarlık yapan Gül Altınordu, bir süre önce köydeki akrabalarının baktığı kuzulardan birini annesiyle birlikte yaşadığı eve getirdi. Anne Gülcihan Altınordu kısa sürede ailenin maskotu haline gelen Boncuk adını verdiği kuzuya özenle bakıyor. Üç çocuk annesi Altınordu biberonla süt vererek beslediği, altını bebek beziyle bağlayarak baktığı kuzunun veteriner kontrollerini de ihmal etmiyor. Bu dedi sadece ellemçi olacak evde dedi, hediye olacak dedi. Evet. Şimdi evin içinde yalnızım, nasıl bir çocuğu seviyorsan ben de onu öyle seviyorum. Evet. Oradan yalnızlık, yalnız olunca ne vakit geçiriyorum, çağırıyorum geliyi, kucağıma alıyorum, sütünü veriyorum, suyunu veriyorum. Onun evin içinde vakit geçiriyorum. Adını ne koydunuz? Adını Boncuk verdik. Evet. Boncuk boncuk çağırıyor. Boncuk boncuk çağırınca acık bağırıyor. Gel haydi kızım diyorum, geliyor. Süt veriyorum. Acık iyi tabii ana çocuğu da. Acık iyi süt veriyorum. Gel ya böyle buraya yatıyor, şuraya yatıyor. Ayağın dibinden bir yere gitmiyor. Güzel vakit geçiriyorsun değil mi? He, o ne vakit geçiriyorum. Ne çocuk gibi de. Sen uşağını nasıl seviyorsan biz de bunu öyle seviyoruz. Dört uşağım var. Biri bu, üçü bunlar. Evet. Ben bunu benim çocuklarımdan fazla görüyorum bunu. Çocuklar ne? Bunun yanında çocukların ne şeyi var? Bu en kıymetlisi. Üzülür müsün peki bugün gittiğinde? Üzülürüm. Bazı diyorlar ki işte kendi bilmeyenler Gül diyorlar, Badim diyorlar. Gül onu diyorlar köye gelince döndürme yapalım. Onu gelince keselim, yiyelim, edelim. Diyorum ki bir de daha ne diyeyim, öyle diyene diyeyim ağır laf söyleyeceğim diyeyim. Benden para var mı diyeyim, onu diyeyim. Ona nasıl diyeyim, kıyılacak diyeyim. Annemin dizinin dibinden gitmiyor. Annemin ayağıyla özellikle oynuyor. Annem dur yapma diyor, annemin ayağıyla oynuyor, geliyor. Hele annem uyurken üzerine zıplıyor. Hı hı. Üzerine zıplayınca annem bayağı bir korkuyor. Boncuk ne yapıyorsun diyor. Evin maskotu mu oldu yani? Evin maskotu mu ne, ben olmadığım zaman meylemeye başlar. Ben yokken, ben gideceğim zaman anlıyor. Sütle kandırıyorum ben bunu. Biberonu içiyor, ben kapıda bir 10 dakika bekliyorum. Kapının oraya geliyor, meh meh diyor. Ses vermek istemiyorum, ses vermiyorum bu sefer ağlamasın diye. Hemen benim yokluğumu fark ediyor, ağlamaya başlıyor. Önce sütünü veriyorum, ondan sonra ben işe gidersem işe gidiyorum, gitmezsem bununla birlikte. Böyle aynı şekilde yatıyor benimle birlikte. Evin parçasını geç, o benim ciğerim oldu. Değil mi Boncuğum? Benimle birlikte çay içer, Türk kahvesi içiyor. Görenler şok oluyor, ya diyor kuzu mu o diyor. Ben de diyorum evet kuzu. Hadi Boncuk gel. Gel Boncuğum. Ha kaydı. Gel aşkım gel.